Dördüncü problemdeyiz ve bize bir teorem vermişler. Bir üçgenin en az bir geniş açısı vardır. Pekala. Erhan, Erhan arkadaşımız yukarıdaki teoremi zıtlık kullanarak ispat edecek. Peki zıtlık kullanarak ispat nasıl olur? Örneğin verilen teoremin yanlış olamayacağını kanıtlayarak. Peki, Erhan ne yapmış? İşte ABC üçgenindeki A ve B açılarının geniş açı olduğunu varsayarak başlayan Erhan, bir zıtlığa ulaşmak için aşağıdakilerden hangi teoremi kullanabilir? Şimdi Erhan'ın yapmaya çalıştığı şeyi çizeyim. Bir üçgen çizeyim. Çok güzel bir üçgen olmadı ama işimize yarar. Erhan, A ve B açılarının geniş açı olduğunu söylüyor. Yani buradaki a açısı 90 dereceden geniş olacak ve buradaki b açısı da aynı şekilde 90 dereceden geniş olacak. Geniş açı 90 dereceden büyük olur değil mi? Geniş açı dediğimiz şey 90 dereceden büyük olan açı. Erhan bir zıtlığa ulaşmak için aşağıdakilerden hangi teoremi kullanabilir? Şıkları okumadan önce bir düşünün, üçgenler hakkında ne biliyoruz? İç açılarının toplamı 180 dereceye eşittir değil mi? Pekala, A ve B açılarımız burada. Üçüncü açıya da C açısı diyelim. A artı B artı C'nin 180'e eşit olması gerektiğini biliyoruz. Başka bir deyişle C, 180 eksi A eksi B'ye eşit. Başka hangi şekillerde yazabiliriz? C, 180 eksi A artı B'ye eşittir, değil mi? Şimdi size bir soru sorayım. Eğer Erhan gibi, Erhan gibi A ve B'nin ikisinin de 90 dereceden büyük olduğunu varsayarsak, A artı B neden büyük olur? Hangi sayıdan büyük olur? Eğer A açısı 90'dan büyükse, B açısı da aynı şekilde 90 dereceden büyükse, o halde A artı B, 90 artı 90'dan büyük olacaktır. Yani A artı B, 180'den büyük olmak zorunda kalacak. Eğer a artı b 180'den 180 dereceden büyükse, buradaki c eşittir 180 eksi a artı b eşitliğine göre c açısı 0'dan küçük olmalı. Negatif açı diye bir şey de olmadığını biliyoruz değil mi? Negatif açı ne demek? Yok. İşte bu zıtlıktır. Sonuç olarak bir üçgende iki geniş açı, yani 90 dereceden iki geniş açı olamayacağını belirtiriz. Bunun da zıtlık üzerinden ispatı yapılmış olur. Bakalım bu yaptığımız ispat bu yaptığımız ispat şıklardan bir tanesinde verilmiş mi? A şıkkı. Eğer bir üçgenin iki açısı birbirine eşitse karşılarındaki kenarlar da eşittir. Bu değil. B şıkkı. Eğer iki bütünler açı birbirine eşitse bu iki açı da 90 derecedir. Bunu da kullanmadık. C şıkkı. Bir üçgenin en geniş açısı en uzun kenarın karşısındakidir. Bu da değil. D şıkkı bir üçgenin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Evet, bu yazdığımız ilk şeydi. A artı B artı C eşittir 180. O halde cevap D şıkkı. Erhan zıtlığa ulaşmak için D şıkkındaki teoremi kullanmış olmalı. Güzel. Problem 5. Hemen kopyalayıp yapıştırayım, hep beraber görelim. Aşağıdaki soruyu ispat kullanarak çözün. Pekala. Bize AB kenarının BC kenarı ile eş olduğu söylenmiş. D noktasının AC'nin orta noktası olduğu belirtilmiş. Demek ki AD ve DC eşit uzunluğa sahip. ABD üçgeninin CBD üçgeni ile eş olduğunu kanıtlayın. Pekala, hatırlatmak için söylüyorum, eş üçgenler bütün özellikleri aynı olan, bütün özellikleri aynı olan üçgenler. Sadece yön olarak farklı şekillerde, farklı pozisyonlarda duruyor olabilirler. Benzer üçgenlerin ise kenar uzunlukları farklı olabilir. Görüntü olarak benzeseler bile büyüklükleri, büyüklükleri bambaşka olabilir. Eğer önümüzdeki eş üçgenler ise aynı zamanda tabii ki benzer üçgenlerdir ve kenar uzunlukları da aynıdır. Ama kenar uzunlukları aynı olsa bile üçgenler ters çevrilmiş olabilir. Örneğin burada ABD üçgeni BDC üçgeninin yansıması, sanki aynadaki yansıması gibi görünüyor, değil mi? Sence şöyle bir göz atarak bile bu iki üçgenin eş olduklarını tahmin edebiliriz ama bakalım nasıl kanıtlamamızı istemişler. İlk ifade AB ve BC kenarları eştir. D, AC'nin orta noktasıdır. Evet, bunlar verilmiş değil mi? Bunlar eldeki verilerden. AD kenarı ile CD kenarı eşittir. Bu da doğru. Zira bize D noktasının AC'nin orta noktası olduğu söylenmişti. Sebep orta noktanın tanımı. Evet, devam edelim. BC ile BD eşittir. Ve tabii ki. Her şey kendisiyle eşittir. BD üzerine çizdiğimiz bu üç çizgi BD'nin ABD üçgeni için neyse BDC üçgeni için de aynı şey olduğunu gösteriyor. Sebep yansıma özelliği. Çok gösterişli, çok fiyakalı biterim. oysa oldukça basit bir özellik. Son olarak ABD üçgeninin CBD üçgenine eş olduğu söylenmiş. Pekala, bu ifadeleri kullanarak daha ilk bakışta bu iki üçgenin tamamen aynı kenar uzunluklarına sahip olduklarını görebiliyoruz. İki üçgenin de BD kenarı var. Üçgenlerin AD ve DC kenarlarının uzunlukları eşit. BA ve BC kenarlarının uzunlukları da aynı. O halde bu iki üçgenin bütün kenar uzunlukları aynı. İlk üç ifadeyi kullanarak bu sonuca biz ulaştık. Pekala, bize sorulan soru nedir? Bu üçgenin eş olduğunu, bu üçgenin eş olduğunu ispatlamak için yukarıdaki sebeplerden hangisi kullanılabilir? Dediğimiz gibi bu ilk üç ifade bize bütün kenarların eşit olduğunu gösteriyor. D şıkkında gördüğünüz bu KKK, K, K, bunun anlamı kenar-kenar-kenar benzerliğidir. İki üçgenin bütün kenarlarının eş olduğunu belirtmek için kullandığımız kanıt bu. A şıkkı, açı açı kenar benzerliği, B şıkkı açı kenar açı benzerliği, bahsi geçen kenar tabii ki bu iki açının arasındaki kenar olmalı. C şıkkı kenar açı kenar benzerliği. Bu özellikleri ilerideki sorularda illaki rastlayacağız. Toparlayalım. Buradaki ilk üç ifadede iki üçgenin aynı kenar uzunluklarına sahip olduğunu gösteriyor. O halde kenar 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 benzerliği üzerinden bu iki üçgenin eş üçgenleri olduklarını söyleyebiliriz. Bu eş üçgenlerin özelliklerinden bir tanesidir. Bütün kenarlar, bütün kenarlar aynı uzunluktadır. Sıradaki. Aşağıdaki şekilde AB, BC'den uzundur. Pekala, demek ki AB kenarı BC kenarından daha uzunmuş. Bakalım ne demişler. Eğer A açısının genişliğinin C açısına eşit olduğunu varsayarsak, bundan AB'nin BC'ye eşit olduğu sonucu çıkar. Evet, burada A açısının C açısıyla eş açı olduğunu belirtiyorlar. Sadece farklı bir şekilde söylemişler. Her neyse, eğer bir üçgenin bir üçgenin iki açısı eşitse, bu açıların karşısındaki kenarlar da aynı uzunluktadır. Yani buradaki AB kenarıyla, CB kenarı aynı uzunlukta. Devam edelim. Bu daha önce belirtilen AB'nin BC'den daha uzun olduğu ifadesiyle çelişiyor. Evet, bundan AB'nin BC'ye eşit olduğu sonucu çıkar demişlerdi. Bu da ilk ifadeyle çelişiyor. İlk ifadeye aykırı. Bu soru ilginç bir yere gidiyor. Bakalım bu çelişkiden nasıl bir sonuç çıkarılabilir? Bir bakalım. A şıkkı a açısı b açısıyla eşittir. Yok, böyle bir şey söz konusu değil. Mesela a ve c açıları 30'ar derece olabilirdi. O zaman toplamları 60, 60 derece olurdu. İç açıların toplamından 180 dereceye ulaşması için b açısı da 120 derece olmak zorunda kalırdı. O halde a şıkkı yanlış. Mesela a ve c açıları 30'ar derece olabilirdi. O zaman toplamları 60 derece olurdu. İç açılarının toplamı, iç açıların toplamının 180 dereceye ulaşması için de B açısının 120 derece olması gerekirdi. O halde A şıkkı yanlış. A ve B açıları eşit olmayabilir. B şıkkı A açısı ve B açısı eşit değildir. Eşit değildir denmiş ama olabilirler de değil mi? Bu açıların hepsi 60 derece olabilir. B açısının A açısına eşit olmadığına dair bir şey söylenmemiş. A açısı 60 derece olabilir. O zaman C açısı da 60 derece olur. B açısının da 60 derece olmaktan başka çaresi kalmaz. O zaman önümüzdeki eşkenar bir üçgen olurdu. Demek ki B şıkkı da doğru değil. C şıkkı. A açısıyla C açısı eşittir. Ha şimdi anladım düzeltiyorum benim hatam, bize AB'nin BC'den kesinlikle daha uzun olduğu söyleniyor. Evet, AB kenarı BC kenarından uzun. Bu kesin, bunu biliyoruz. Soruda A açısının genişliğinin C açısına eşit olduğunu varsayarsak, bundan AB'nin BC'ye eşit olduğu sonucu çıkar demişler. Yani bu ifadenin doğruluğu kesin değil. Eşit olduğunu varsayarsak diyor. Bu bir kesinlik göstermiyor çelişki de buradan kaynaklanıyor zaten. Zira böyle bir eşitliği varsayarsak AB kenarı BC kenarından daha uzun olamaz. AB ile BC eşit uzunlukta olur. Şimdi soruyu daha iyi anladım. A açısıyla C açısının eşitliği bir varsayım. Yani kanıtlanmamış. Bu daha önce belirtilen AB'nin BC'den daha uzun olduğu ifadesiyle çelişmektedir, değil mi? Doğru. Peki bu çelişkiden nasıl bir sonuç çıkarılabilir? O halde A açısının C açısıyla aynı genişliğe sahip olduğunu varsayıyoruz. Buradan karşılarındaki AB ve BC kenarlarının eşit uzunlukta olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu da verilen ilk ifadeyle çelişiyor. Bu yüzden bu iki açının genişliklerinin eşit olamayacağını biliyoruz. Eşit olsalardı bize verilen ilk ifade yanlış olacaktı. Bu çelişkiden anlıyoruz ki a açısıyla c açısı eşit değiller. Bu varsayımı da yapamıyoruz çünkü çelişkiye yol açıyor. O halde cevap D şıkkı. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.